Biz bunsuz yapamıyoruz diyor Meryem abla. Sanırım bu işin can alıcı sözü bu. Onsuz yapamamak, üretmeden duramamak. Köylerde kalan orta yaş üstündeki kişilerin çoğu bu üretimi sürdürmek için elinden geleni yapıyor. Çünkü onlar bu kültürün içinde doğmuşlar. Üretmek onlar için yeniden doğmak adeta. Sadece yiyeceğini üretmek değil, bu yıllardır süre gelen bir kültürün de devamlılığını sağlamak. Şehir yaşamları, bu yaşamların özendirilmesi belki de bizden en önemli şeyi aldı. Değerlerimizi. Her şeyi o kadar hızlı tüketir olduk ki. Neyden bunu kızım? Biri yağış, biri taş diye bağıran kadının adı Ayşe'ymiş. Ayşe Kara. Yanına gidiyoruz. Laf atıyorsunuz bir konuşalım. Gel buyur. Sizi tanıyalım. Ben Ayşe Kara. Ayşe abla ne yapıyorsun? Memnun musun hayatından? İyiyim Allah'a çok şükür. Ben emekliyim. Antalya'da dururdum 30 senedir. Çalışıyordum. 3 senedir emekliyim. Buraya geldim. Bu işi yapıyorum. Zevkle. Kendi arazim var burada. Çok geniş. Ne kadar? Ya 40-50 dönüm var. Hepsinde fasulye mi yapıyorsun? Yok yok. Sadece 7-8 dönümünü yapabiliyorum. Bir karı kocayız. Çocuklarım 4 tane Antalya'da. 2 kızım var Antalya'da evli. 2 oğlum var. Aksu'da oturuyorlar. Güvenlik oğlanlarım. Güvenlik görevlisi. İyi. Hayatları da iyi. Kendileri de iyi. Çorum torunlarım da iyi. Ben de iyiyim. Şükür halime. İstemediler mi onlar da tarımla uğraşmak? Yok ben de zaten emekli olunca geldim burada. Ya biz kışları gidiyorum ben onların yanına. Kendi evim var orada. Yazları Nisan ayında gelirim buraya. Bu işleri yapıyorum. Onlar da organik ne güzel götürürler yerler. Güzel olmaz mı? Arabalarını gelir dolduruverin götürürler yerler onlar böyle, da afiyet olsun. Böyle şeyi ciddi paralar ödeyerek bulamıyoruz bile. Ya ben onların için çalışıyorum zaten. Ben ne yapacağım? 2 kilo şey alsam bana yeter. Beyimle. Doğru diyorsun. Beyimle bana. Şimdi sen Antalya'da komşuların da tadıyordur bunu. Ya tabii bilirler onlar da. Gelinlerle gönderirim hediye olarak. Parayla da alırlar. İsterler. İsterler, isterler. Ondan. Ben de memnunum onlar da. Şimdi burada tarlalar epey geniş anladığım kadarıyla. Geniş canım değil herkes. Ne oluyor herkes kendi işini kendime göre yevmiyeci buluyor musunuz? Ya bunlar şimdi kimisi yevmiyeci bir ikisi, kimisi badaşıyoruz. Benim bu bacım. Büyük bacım. Bunlar arkadaşız. Ya mesela ben toplayacağım. İmece usulü. Yarından sonra 3 gün 5 gün sonra ben toplayacağım. Şurası da benim. Biz iki emmoğlundayız. Beylerimiz emmoğlu. Ondan bunlar da ben de o da bana gelecek. Yani bu şekilde de çalışıyoruz. Yövmiyesiyle de ihtiyacı olan gidiyor. Gidiyor. İçtenler ki. İmece usulü denirdi buna köylerde. İsmini ilk kez duyanlar vardır belki. Bir köyde birinin işi varsa köyün diğer sakinleri o kişiye yardım eder. İşin çabuk bitmesini sağlarlardı. Yardım edenlerden birinin işi olunca da diğer köy sakinleri o kişinin işini yaparlardı. Bu köyde de üretim yapanlar çözümü imece usulünde bulmuşlar. Yetmediği yerde yövmiye ile kişi çalıştırıyorlarmış. Meryem ve Ayşe Hanım'ın ardından mikrofonu yeğenlerine uzatıyoruz şimdi de. Burada mı oturuyorsunuz? Ben burada oturmam. Ben Bodrum'da oturuyorum. Annemgilin yanına geldim. Yazları geliyorsun. Yazları geliyorum. Yazları da gelince boş durmamak lazım değil mi? Yardımcı olmak lazım. Ya tabii ki de işte yani alışkın küçüklükten gördüğümüz için yapıyoruz. Zor bir iş mi? Yani görmeyen için zor. Güneşin altında çalışması da zor. Yapması da zor. Yani küçüklükten göreceksin, güneşin altında ezileceksin ki yapabilesin. Yeni yetişenler zaten okuyor, yapmıyor. Öyle olunca da şey oluyor yani. Biz küçüklükten gördüğümüz için, yani anne baba uğraştığı için, kendi ihtiyacı kadar ektiği için o şekilde şimdi, oluyor. Bununla markalaşmak istiyor bu köy. Bunun için de uğraşıyorlar. Ne olur sizce markalaşırsa, ürünleri para ederse, ama ürünler tabii çeşitlendirilir, yüksek fiyatlara satılırsa belki de... Yüksek fiyatlara satılmıyor. Mesela bu barbunya yani şimdi şeye gidecek ama şeye gidinceye kadar, pazara yani tüketiciye gidinceye kadar aracılar kazanmıyor. Aracılar kazanıyor. Şu anda pazarlamada sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı yaşanıyor ya bu fasulye çünkü yani çektiğin emeğe değmiyor. 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 O yüzden sıkıntı. Yani onunla uğraşa siyadar gider parasıyla şey yapar.
Yani... Ama siz üretmezseniz biz bu fasulyeyi bulamayız ki. Bulamayız. İşleyecek uğraşmak isteyen uğraşıyor. Uğraşmak istemeyen de şey yapıyor. Yani uğraşanlar da az aslında zaten. Yani bir kültürün yaşaması için de değerli bu. Para ederse o değil kültür de yaşar. Ya. Emeğinin karşılığını alırsa. Bir de şey var. GDO diye bir şey var artık. Zaten belki bu köyde yani böyle şeyli köylerde bulunabilir. Yani şeysiz yani organik ürünler bulunabilir ama dışarıda da şey olmaz bilmiyorum. Gitgide değerlenebilir belki. Değerlenebilir diyorsunuz. Gitgide bir umut. Olmayınca değerlenebilir. Bir umut diyor. Belki de ürünümüz çok para eder. Gerçek değeri anlaşılır da köyü terk eden gençler dönerler. Gerçekten sıcağın altında çalışmak zor. Emek. Yani emek derken boşa demiyoruz, ağız dolusu emek diyoruz değil mi? Evet. Kolay değil. Sizi tanıyalım. Ben Fatma Nagür, Antalya'da oturuyorum. Hı hı. Ben de buraya geldim, ben de ektim 8 dönüm. Geri dönüş yaptınız yani burada. Hayır, eşim orada çalışıyor, ben geldim Nisan ayında. İşte biz de yapıyoruz. Hı hı. Orada boş durmaktansa dedik gelip yapalım. Yani bir nevi elbette burada pazarlama sıkıntısı var. Hak ettikleri değerde satamıyorlar bu kadar önemli bir ürünü. Evet satamıyorlar ama ürünlerinden de kopmak istemiyorlar. Bu kültürle yaşamışlar, bu kültürle büyümüşler ve Antalya'dan gelip eşim orada ama ben buraya geldim bu ürünü yapmak istiyorum diyor. Bu çok değerli bir şey. Yani keşke kazanabilseniz, emeğinizin karşılığını alabilseniz de. Alabilsek daha çok yaparız, daha hani istekli yaparız ama. Şimdi... Evet. Şimdi, çocuk var mı sizde de? Var, 3 tane çocuğum var. Onlar ne yapmak istiyor? Onlar okuyorlar. Hani burada değiller. Antalya'da babasıyla. Üniversite sınavına hazırlandı. Orada tercih yapıyor işte. Gençler pek düşünmüyor değil mi? Tabii. Yok. Anne niye yapıyoruz, niye gidiyoruz köye diyorlar onlar. Onlar da herkes bir kolay iş sevdasında ama yok. Yani tabii bunun nedenlerinde tarımın da kazandırmaması etkili. Tabii ki. Hava o kadar sıcak ki, öğle güneşinin altında çalışmayı bırakın, durmak bile oldukça güç. Köy sakinlerinden Ahmet Kara yanımıza geliyor ve bize bir bardak buz gibi su uzatıyor. Nasıl da iyi geliyor o sıcakta. Gerçekten su içmeden olmuyor. Şöyle dökelim mi fasulyelerin altına? Sizi tanıyalım. Ben buradan, bu köyden Ahmet Kara. Bizim fasulyemizi, bizim sertifika herhalde gelmek üzere şu anda. Bizim bu havalemizde gerçekten bu fasulyeyi çok ektiklerinden dolayı kuatür yok. İkinci bir konu şeker hastası çok az. Bu yani, fasulyeye mi bağlıyorsunuz? Bunlara bazı doktorlar bazı şeyler de bunu söylüyor. Hı hı, hı. Anlayabiliyor muyum? Onun için ama mesela Kayabaşı var, Yukarı Göynem var, Derebıcak var burada, Adaköy var. Oralarda bu söylentiler var bu kuatür hastası ama buralarda bu şey çok az. Buna bağlıyoruz. Buna yani, yani biraz da organik bizim şeyler. Bu ektiğimiz daha birkaç sene oldu biz bu suyu yeni geldi buraya. Yani onun için bizim fasulyemiz çok değerli. Sertifika zaten ama şeye uğraşıyorlar şu an. Uğraşıyorlar. Evet. Bitmek şimdi, üzere. Fatma Ana abla dedi ki sürdürülebilir tarım yapıyoruz dedi. Çok değerli biliyorsunuz. Yani değil mi? İlaç olmadan, gübre olmadan, doğayı da koruyarak çevreyle uyumlu bir tarım yapılıyor burada. Biz de dileriz gerçek değerini bulur diyoruz. Şimdi devam edelim efendim röportajlara. Kadınlar çalışıyor. Teyzeciğim sizi tanıyalım. Ben Şirin Gök. Ne güzel ismin varmış Şirin. Akçabelen'de oturuyorum. Bir çocuğum var. Valla yeni nesiller bu mesleği yapmak istemiyorlar. Biz de köyümüzden kopmak istemiyor? Para kazanmaz. Kazanmıyordu. İki senedir biraz kımıldı. Onda da bizler daha fazla yapalım diye uğraşıyoruz. Pazarlaması zor. Pazarlaması zor. Alıcıyı bulamıyoruz. Alıcıyı bulabilsek bizim köyümüzün şu Adaköy, Kayabaşı, Göynem onlar da yapar. Alıcı da yiyici de en güzel, en tatlı
sizin koyun fasulyesi diyorlar ama pazarlamıyoruz. Şimdi efendim biz fasulyeyi bulamıyoruz. Onlar da satacak insan bulamıyor. Bir sorun var burada. Eğer satabilsek, şimdi biraz iki senedir kımıladı, memur kitlesi bile yazın yapmak istiyor. Köye geç bak. Önce köyden göç, köy boşaltıydı. Bizler de evimiz yerimiz burada, boşalma istemiyoruz, gitmek istiyoruz ama geçimimiz burada sağlayabilsek, bizler de bunu yapıyoruz. Bu sefer biz de aciz kalıyoruz satamayınca. İsteksiz oluyoruz biz de. Vallahi ne yapmak lazım bilmiyorum. Yeğen kalaşması için uğraşıyorlar. O zaman farklı olacak. Ama yeğenler bizim köyün tadından ayrılamıyorlar. Çok vallahi yalan değil. Ben de pazarlamayı bazı köylere götürüyorum. Kendileri diyorlar ki biz kaldırdığımız halde şurada köyünüme. Sizin köyün lezzeti bir bambaşka diyorlar ama istediğimiz fiyat alamayınca, istediğimiz pazarlamayı bulamayınca bu keliş biz de bir acap diyoruz, ekmek kaynağımızı, geçen kaynağımızı bir yerlerden arasak mı diyoruz. Köyü terk edesimiz geliyor. Aman terk etmeyin. Şu güzel meyveyi, güzel zebze, güzel şeyi güzel güzel değerlendirebilsek köyümüzün havası, suyu bambaşka. İlaçsız şimdi hiçbir şey olmuyor diyorlar. İlaç olmuyor diyorlar ama buna biz ilaç atmıyoruz, köpre atmıyoruz. Teyzeciğim bu kadar yıldır bu tohumlar saklanmış. Anneanneleriniz yapıyormuş bu tohumları. Anneannelerimiz yapıyormuş. Biz yine bunu satarız. Sattıktan geri tohumumuz ekecek kadar ayırırız. Yani yeni tohumlaşma yok. Eski tohumumuz. Tomatımız olsun, patlıcanımız, biberim bu fasulye. Her şeyiniz eski mi? Eski. Eski, şimdi ayırıyoruz, ayıtları yüzüyorlar. Dedemin dedesinden beri kalır. Bizden başka bu şeker fasulyeyi üreten yoktu. Aynı fasulye, beyaz fasulye ürettiler ama bizim köyün tohumu yılların belki 500 seneye dayanır. Bu köyde kanser var mı? Bu köyde az. 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 Çok az. Az. Diğer köylere baktığımızda çok az. Az. Eskikine bak. Az. Tamam, diğer ablaya gidelim. Oradan o bize cevap veriyor. Hemen cevap verene gidiyoruz. Sizi tanıyalım. Merhaba. Merhaba. Ben Perihan Gür. Şimdi Perihan abla kanser az dedim bu köyde. Bu köyde az. Hı-hı. Ben Kayabaşı'nda kaç yıl durdum. Kayabaşı'nın olduğu bir hepsi kanser hastası. İlaçlı tarım mı? İlaçlı tarımdan, suyundan, şeyinden. Bizim köyümüzde ciğer şeylere bakın. Organik olduğundan bizim burası. Hı-hı. Onun için çok az. Çok az diyorsun. Tabii şeker şimdi, hastası, şey hastası bizim çok az. Söyledi az önce bir abi de guatr ve şeker hastası çok az dedi. Buna bağlıyoruz dedi. Organik. Bizim gelin şeyimiz tarım. Gelişin tarımla uğraşıyoruz. Şimdi bu fasulyeyi ne zaman ekiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir anlatır mısınız? Bu fasulyeyi Mart'ta ekeriz. Mart'ta başlarız ekmeğe. Nisan'ın 25'inden itibaren ekeriz. Tarlasını önceden işleriz kışın. Önceden tarlasını. Ondan kere ekeriz. Bizim organik gübremiz, bizim her şeyimiz organiktir. Tohumumuz kendimizin. Ziraat tohumu kullanmayız. Kendimiz. Bu tarladan kakan tohumu aynı tohumu ekeriz. Bizim. Peki şimdi diyorlar ki Perihan abla tohumunuzu yani sizin tohumlarınız çok yerel tohumlar çok verimli değil diyorlar. Değil mi? Öyle bir şey var mı? Verimli. Bak görüyoruz ne kadar verimli. Bizim tohumumuz ziraatten aldığımız tohum genetiği bozulmuş. Onları alıp da bildiğimiz tohum ekip nesi var bunun? Hiçbir şey yok. Biz bildiğimiz tohum ekeriz. Benim milletimden memur. Buraya geldik. Yani ekeriz. Hepimiz ekeriz. Tamam. Köyden, şehirden köye göç var. Ne yapsın geçineceğime dünyası. Ekiyoruz, geliyoruz ama pazarlamıyoruz. Pazarlayamıyoruz. Bizim geçineceğimiz bundan. Evet. Yani geçineceğimiz. Evet. Biz çiftçiliğiyle uğraşıyoruz. Kırsal kesimde yaşıyoruz. Hani. Dileriz kırsallar boşalmaz çünkü köyler çok değerli. Köyler olmasa şehirler olmaz. Şimdi şehirlerden köylere dönüş var. Gençlerimizden olsun, yaşlılarımızdan olsun. Hani bizim de bunu vesika almamızı, almamız için bizim yeğen ayrılamıyor. Bizim her şeyimiz, bir bu fasillemiz değil, her şeyimiz öyle. Her şeyimiz diyor. Bizim genetik, kendi tohumumuz her şeyimiz. Ne güzel, şanslısınız. Çok şanslıyız, Allah'a şükür. Şimdi, hani. Şirin teyze. Sana döneceğim şimdi. Dedin ki biz dedin ektik o tohumlardan. Ziraattan patates getirdik. Ya toprağını sevmedi ya şey etti. Biz kendi tohumumuzu eritti. Ben evlenen 25 sene oldu. Patatesimi de aynı eski atama tohumunu korun şöyle. Fasillemiz. Bize gelmedi şey. Organik bozmuşlar o tohumu. Genetiğini bozmuşlar. Biz kendi tohumumuzu ekledik. Evet. Biz 30 senedir bununla ortağız. Emi kızıyız.
Her şeyimiz ortak, fasulyemiz, her şeyimizi kendi tohumumuzdan atarız. Hiç daha değiştirmeyiz tohumumuzu. Olursa da şansımız, olmazsa da. Allah da veriyor her yerde. Oluyor. Şeker fasulyesine uyumaz. Uyumaz. Beyaz fasulye, ordularım şeker fasulye sanmasınlar. Bizim köyümüz yani lezzeti, her şeyi bambaşka. Biz yıllardır kendi bildiğimiz atadan kalma tohumumuzu ekiyoruz. Diğer zirai tohumlardan da aldık ama kendi tohumumuzdaki kadar verim elde edemedik. Bütün köyde artık onu ekmekten vazgeçti. Herkes eski tohuma döndü diyor köyün kadınları. Dünya genelindeki tarımsal biyolojik çeşitliliğin yaklaşık %75'inin 20. yüzyılda kaybolduğu belirtiliyor. Yerel tohumların korunmasına yönelik bilincin artmasına ve tohum takas şenliklerinin doğumuna öncülük eden Dr. Zerrin Çelik'in tarımsal biyoçeşitliliğin korunmasında yerel tohum bankalarının rolü üzerine bir araştırma, Karaot Köyü Tohum Derneği ve Yöresi Örneği başlıklı doktora çalışması, Çin'de 1949'da 10 bin çeşit buğday varken 1970'lere gelindiğinde buğday çeşitlerinin sayısının yalnızca 1000'e düştüğünü, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lahana çeşitlerinin %95'i, mısır çeşitlerinin ise %9'u kaybolurken, bu oranın bezelyede %94, domateste ise %81'e ulaştığını ortaya koyuyor. Köy sakinlerini dinlediğimizde herkesin dediği şey ise şu: bu köyde genç kalmadı. Doktor Çelik de çalışmasında dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de tarımda çalışan nüfusta gittikçe azalan bir eğilim bulunduğuna işaret ediyor. Çelik çalışmasında şu bilgilere yer veriyor. 1990 yılı ile 2010 yılının karşılaştırılmasında görüldüğü gibi birçok ülkede son 20 yıl içerisinde tarımsal nüfus neredeyse %50 oranında azalarak büyük bir değişim gerçekleştirdi. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yerel tohumları koruyan ve yerel tohumlarla üretime devam edenlerin büyük bir kısmı orta yaşın üzerindeki üreticiler. Tarımda çalışanlarda yaşanan azalma ve genç nüfusun tarımsal faaliyetlerden uzaklaşması, yerel tohumlar ve onların kültürünün aktarılmasındaki devamlılığı tehlikeye atmakta. Yerel tohumlarla ilgili bilgi ve birikime sahip olup, yerel tohumlarla üretime devam etmeye çalışan bu yaşlı çiftçilerin, aile iş gücünde yaşadıkları sıkıntılar, sağlıkla ilgili sorunlar gibi nedenlerle bazılarının üretimden vazgeçtiği, bazılarının da üretim şeklini daha kolay olduğu için hazır fidelerle yapılan üretime çevirme eğiliminde oldukları görülmekte. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarım politikalarının kimyasal gübre ve pestisitlerin kullanımı ile yüksek verimlere ulaşabilen ticari tohumların kullanılmasına ve geliştirilmesine yönelik olması, dolayısıyla kamu yayın ve araştırma kurumları da genellikle verimliliğe odaklanmakta. Bu çalışma tarzı modernizasyon ve gelişme olarak algılanmakta. Bu durum çiftçilerin yerel tohumlarını ve geleneksel bilgilerini korumaları, geliştirmeleri konusunda yıkıcı etkilere neden olmakta. Örneğin sertifika zorunluluğu olması ve köy popülasyonu gibi yerel tohumlulukların yasal olarak çeşit tanımına girmediği için tohumluk veya fide olarak köylülerce satışı tohumculuk kanununca mümkün olmayan yerel tohumlara çiftçilerin ulaşımı kolay olmamakta. Söz konusu durum, bu amaçla kurulmuş olan STK'ların tohum üretseler bile sertifikasını almadıktan sonra yasal olarak tohum satmalarını engelleyici bir unsur. Genetik çeşitliliğin kaybının önüne geçilmesi için politika yapıcıların gerekli düzenlemeleri çiftçi ve doğanın lehine olacak şekilde yapmalarının uygun olacağı düşünülmekte. Zerrin Çelik'in açıklamalarının ardından Akçabelen'de kent meydanına yeniden gidip köy kahvesinde bizleri bekleyen köyün ileri gelenleriyle sohbet etmeyi, geçmişi yad etmeyi sürdürüyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım İhsan Öztürk. İhsan amcacığım, şimdi bu köyün
köyün yerlisiniz değil evet, mi? Evet, şimdi evet. Şimdi tarımda sıkıntı çok büyük her anlamda. Çiftçi para kazanamadığından, giderlerin yüksekliğinden konuşuyor. Sizin çok özel bir ürününüz var. Belki de bununla tersine göçü de başlatabiliriz. Gençler köye döner dedi diğer bir arkadaşımız, köy sakin. Neler diyeceksiniz? Nasıl bir katkı sağlar bu köye? Vallahi ne bileyim işte köyümüzde 3-5 senedir bu fasulye kesinlikle iyice yaygın oldu. Ve herkes, her vatandaş ekiyor, organik. Arkadaşların dediği gibi işte yetiştirip satılıyor. Siz yapıyor musunuz? Ben de yapıyorum. Hı hı. Evet. Sizin anneleriniz de? Annelerimizden, babalarımızdan aynı tohumu devam edip getirip geliyor yani. Nasıl önemli bir şey değil mi? Nasıl korunmuş? Çok şahane, çok evet. Şahane. Atalarımızdan kalanı hiç değiştirdiğimiz yok yani. Sağdan soldan fasulye alıp buraya ekelim diye bir konumuz olmadı. Evet. Aynı kaldırdığımızı, bir seneki kaldırdığımızı, tohumumuzu ayırırız. Yemeye yine ekeriz, onu ayırırız, yine ekeriz. Aynı devam edip gidiyor. Devam ediyor. Evet. Efendim tarımda monokültür, tek tip ürün ekimi biliyorsunuz çok yaygın. Yani böyle özel ürünleri görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Çünkü biyolojik çeşitliliğin öneminden her seferinde bahsediyoruz. Birazdan hocamızla zaten yine konuşacağız. Niye biyolojik çeşit önemli? Ne gibi katkılar sağlıyor? Sizle devam edelim. Siz neler diyeceksiniz? Ya kızım. Sizi tanıyalım. Ben Hilmi Çoban. Ben dışarıda yaşıyorum, burada değilim. Yazları mı geliyorsunuz? Evet. Yalnız ben Ankara'ya gidiyorum. Ankara'da bir rikabıta kalıyorum. Burada bundan 2 sene önce bir tenike fasulye götürdüm. Konuya komşuya verdim orada. Şimdi bana telefon geliyor. Ne olur? O fasulyeden geliyor. O fasulyeden bize getirebildiğin kadar getir diyorlar. Demek ki çok tatlı, çok zelletli bir fasulye ki. Adamlar şimdi her gün bana telefon ya daha fasulye kalkmadı diyorum. Ben gideceğim bari ben bir ay mı ya 2 ay sonra gideceğim. Daha kalkmadı. Aman fasulye kalkıncaya kadar kal orada bize getirebilir. Ne zaman kadar yapılıyor hasat? İşte 1-2 hafta sonra yapılacak, yapılacak artık tabii. Hı hı. Ağustos sonuna doğru hasat doğru, başlıyor. Daha ortalarına doğru yapılacak. Hı hı. Tabii ben kendim ekmiyorum ama eken komşular Allah razı olsunlar yetiştiriyorlar. Ama işte değerlendirilmesi biraz zor oluyor galiba ki burada ucuza... Duyurmak gerekiyor. Sana. Evet. Değil mi? Burada ucuza veriliyor. Başka yerlerde fiyatlıya gidiyor bizim şey. Buradan 400 kilo fasulye gönderdi benim eniştem var. Onu tüketmiş. Şimdi nazar gönderirsen fasulye gönder diyor. Getir satalım diyor. Yani. Evet, evet. Evet. Evet, gerçekten çok önemli. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hüseyin Duman. Ben de buralıyım. Dışarıdan emekliyim. Evet. Yani benim yerlerim var, fasulye ekecek yerlerim. 10-15 dönüm var da ben kendim uğraşamıyorum abi. Biraz. Çocuklar yok mu? Çocuk işte damat var. Oğlan kız var. Onlar ekiyorlar. Onlar kaldırıyor. Yapıyorlar yani. Yapıyorlar. Aa, yani boş güzel. Boş komuyorlar. Yani boş ya, suları başında tabii. Suları hı-hı içinde alıverdim. Efendim? Sadece fasulye mi yapıyorlar? İşte fasulye yapıyorlar halihazır. Fasulye de yapıyorlar. Patates de ekiyorlar biraz yerine. Gerçek çoğunu fasulye ekiyorlar. Hı-hı. Kaç senedir ekiyorlar. Ben onlara dedim ister ekin ister ekmen. Onlar da ekiyorlar. Tabii ekiyorlar. Yani ben bu biraz... köyün kalkındıran şey fasulye ve adı duyulursa daha evet, da. Evet, evet, fasulye. Evet, fasulye. Yani çok iyi bir şey. Dedelerimizden, ebelerimizden kalma bir şey bu. Tabii öncelerden bu alanlara şeylere ekmedilerdi. Bura şeylere yok, köyün etraflarına ekerlerdi. Dışarılara ekmezlerdi. Şimdi ta şeylere kadar ekiyorlar yani. Her yere ekiyorlar. Her yere ekiyorlar. Gelir getirince. Evet, evet. Bir de suyun gelmesi amcam başka bir şey değil. Tutulan bir mahsul oldu mu? Yani o kadar arkadaşlar da anlatmıştır da. Yani bura o kadar aşiretler geliyor. İlle Akçabelen'in fasulyesi diye kıyması olsun, kuruduyorlar, kıyıyorlar. Danesi olsun, şeyi olsun. Bizim fasulyeye bayılıyorlar. Yani her taraf. Evet. 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 Siz, sizi tanıyalım. Ben Ramazan Yıldırım, buralıyım. Su gelince mi Ramazan abi? Ben de onu dile getirecektim yani. Allah razı olsun devletten sulama şeyi geldi, damlama şeyi. Bundan önce biz sontajlarda, kuyularda motorla çektiriyorduk, motorla suluyorduk. Maliyet bize fazla geliyordu biliyor musun? Ondan sonra o bazı şeylerden şeylerimizi kurtaramıyorduk yani
ektiğimiz yerlerden motorla suluyoruz. Benzin parası, mazot parası, şey parası. Ondan sonra ama şu giderleriniz artıyor. Ondan sonra yani şu sulama şeyimiz gelince gayet iyi oldu. Mesela önceden bundan 10 sene, 5 sene önce 100-200 dönüm ekerse köylü şimdi 1500-2000 dönüm ekiyor şu sulama gelince yani. Daha kolaylaştı. Daha bir iyi verim aldık. Yani o şeyden. O verimi daha iyi olunca herkes heveslendi yani. Şimdi Almanya'dan emekli olup da buraya gelenler fasulye ekmeye başladı. Evvel ekmezdi suyu olunca. Bayağı bizim gibi mesela yardımı olmanlar da ekmezdi. Ama şimdi ekiliyor ve çok güzel, memnunuz yani. Evet. İnşallah bir de patent alırsak yani bizim burada mesela kooperatif halinde bir patent alınırsa 10 liraya giderse 15 liraya gidecek mesela o şeyden patent tanınınca. Benim diyeceğim bu kadar yani. Emeğinin karşılığını alması için patent. Yani evet, çiftçinin emeğinin karşılığını alması için almak için patent. Markalaşmak gerekiyor diyorsunuz. Evet.